Merhaba sevgili izleyenler. Ramazan Güzeldir'le bugün de karşınızdayız. Ramazan'ın ortasına geldik artık. Ramazan'ı yarıladık. Her gün bir konu konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de bir başlığımız var. Bugünkü başlığımız teenni. Ben teenni yazdım. Birisi, abi M'yi unutmuşsunuz galiba dedi. O ne oluyormuş öyle meğer olunca? Temenni olabilir. Ha? Yani bir M eksik gibi görünebilir. Kelimenin aslı orijinali bu. Teenni kelimesi. Hakan abi, bugün teenni konuşacağız. Sizin fıtratınızda bir teenni var mı abi? Bende var evet. Ben Değil yani mi? karakterime çok uygun bir kavram var. Aynen. O yüzden yani size anlatan bir kelime yazacak olsam teenni yazarım yani. İlk Evet. üçte yazarım büyük ihtimal. Nasılsınız Ben abi, iyi biraz misiniz? hazırlıksız bir şey yapamıyorum. Böyle hani hazır değilse devam edemiyorum. Ben teşekkür ederim vardı. İyi, güzel. Yani böyle hani navigasyon güncellemeleri hemen değiştiriyor ya, Evet. yeni şey hesap, proto hesaplanıyor falan diye. Hı. Ben biraz hazır olmasını yani önceden emek vererek böyle çaba sarf ederek hemen araba giderken değil de dur kenara çekelim. Mesela ben navigasyon olsam kenara çek, bir hesaplayayım ondan sonra devam et filan gibi böyle bir yapım var. Yani teenni çok zarif bir kelime. Evet. Kullanıldığı zaman da, yerinde kullanıldığı zaman da bir zarafet katıyor. Yani Evet. rezil olmayı engelliyor. Yani böyle hakikaten insanın karizmasının çizilmesini engelleyen bir kelime aslında. Yani bu kelimeyi Evet. yerinde doğru, dikkatli bir şekilde kullanırsak. Zaten bilenler kelimeyi biliyorlar. Ben altta da KC olarak yazdım. Telaştan ve acelecilikten davranışı arındırma. Siz ona bir şey daha eklemiştiniz. Zarar, telaşın ve aceleciliğin getirdiği, oluşturacağı zarardan, olumsuzluktan Evet, davranışı arındırma. olumsuzluklar. Yani telaş ve acelecilik her zaman kötü olmayabilir. Yani Tabii yerinde gerekebilirdi yani. yerinde gerekebilir, ama burada telaşın ve aceleciliğin olumsuz sonuçlar doğuracağı durumlarda teenni ile hareket etmek nedir? Nasıl hareket et? Nasıl yapmak gerekir? Hayatımıza nasıl uygulayabiliriz bu kelimeyi? Bundan bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Bir şey fark ettim. Mesela programın girişinde bugün deneyelim mesela. Dersem ki sevgili izleyenler, programı izliyorsunuz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Eğer beğeniyorsanız, ki izliyorsanız beğenerek izliyorsunuzdur. Beğenmediğiniz bir şeyi izlemezseniz beğeni tuşuna basar mısınız diye rica edersem şayet iki katına çıkıyor o tuşa basma şeyi. Mesela işte 5.000, 10.000 izlenen bir videonun beğeni sayısının 300-500'de kaldığını görüyorsunuz. Gerçekten mübarek Ramazan günü insan üzülüyor. Yani Bu kadar teenniye gerek bu yoktu. kadar teenni gerek yok. Burada Acele telaşlı ve etmeyelim, aceleci hemen bir bir program şekilde bitsin, bakalım sakat bir şeyler söylerler, beğenmeyesin. Bu kadar teenniye. yani öyle bir ricam var. Çünkü yaptığımız işleri daha fazla insana ulaştırmanın başka bir yolu yok. Yani şu an için yok. Bir şey fark ettim, başka bir şey fark ettim. Son Ramazan ayı boyunca garip bir şekilde Instagram'da, Twitter'da ve YouTube'da abone sayısı arttı benim. Takipçi sayısı arttı. Yani bu programdan dolayı artabilir. Mutat bir artış var aslında. Periyodik bir artış var, ama sonradan fark ettim. Benim bir artık Ramazan klasiği haline gelmiş olan, son 5 yıldır anlattığım bir hikaye var. Onu paylaşıyorlar her yerde. Dün bizim bağlı bulunduğumuz belediyeye gittim. Bir işim vardı. Orada da Türk bir bayan çalışıyor. Sağ olsun, birçok konuda da bana yardımcı oluyor. Dedi ki, ben sizin videonuzu izledim dedi. Siz dedi, nasıl bir hikayeymiş o dedi ya. Biz ağlaya ağlaya perişan olduk evde dedi. Sonradan fark ettim. O video viral olarak yayılıyor. Milyonlarca izlenmiş. Benim kanalımda o video yok. Yüklemeyi de düşünmüyorum. Sebebini Evet, sormayın. Yüklemeyi birileri düşünmüyorum. Yani paylaşmıştı kimler kimler paylaştı. Hala paylaşılıyor. Oradan izleyip gelenler var. Oradan izleyip gelip sonra benim şu andaki duruşumu görüp sonra geri dönenler var. Geri dönerken biraz da öfkesini kusup gidenler var filan. O ayrı. hatırlarsan. Ama o viral yayılma, viral dağılım, işte bir şeyin daha çok insana ulaşmasını çok iyi fark ettim. Bir anda mesela o videodan bana ulaşan, sonra işte kanaldaki videoları izleyen, böyle bazı videolar böyle normalin üzerinde çok izlendi. Ama geç fark ettim bunu.
Yani o videoyu ben kendi kanalıma yüklemiş olsaydım şu an tahmin ediyorum bir 8-10 milyon izlenmiş olacaktı. Ama öyle bir düşüncem yok. Yani ona bir hevesim yok. Ama yani tanıtımın en iyi yolunun bu olduğunu görmüş olduk. Yani Evet. ve izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ya da paylaşıyorsunuz. Bir de bedava yani. Lan YouTube 2016'nın başı Ocak veya Şubat'tı galiba. TRT Haber'de bir şey çekiyorlar. Dini bir belgesel. Yani böyle bilgi verici bir şey var. 15 dakika falan bir kavram var. Mesela dini gibi. Onu uzmanlarıyla 15 dakika konuşuyorlar böyle. Röportaj yapıyorlar. İşte alt metin yazıyorlar. Serpiştiriyorlar uzman görüşlerini. 5 dakika, 10 dakika neyse artık. Böyle kısa bir format. Ben tevekkülü anlatacaklarmış bir bölümde de. Birisi bir bayan beni aradı. Dedi ki ya böyle böyle tevekkülle alakalı bizim şöyle bir programımız var. Göz atar mısınız programımıza dedi. Sizinle bir şey konuşacağız. Ben de baktım güzel yani kavram konuşuyorlar. Ve ben de zaten kavramların konuşulmasından yanayım. Dedi ki sonra işte tevekkül bölümü yapacağız. Sizinle de röportaj yapmak isteriz dediler. Ben dedim bana baktınız mı hiç TRT Haber 2016 Değil mi? şöyle diyemedim yani işinizden gücünüzden olursunuz falan boş yere başınıza sıkıntı olmasın. Sonra geri vazgeçtiler. Öyle mi bakalım falan dediler geri vazgeçtiler. Bir dergiden bir konu varmış kapak dosyası. Bu konuda sizinle röportaj yapacağız diye bir hanımefendi sağ olsun mesaj gönderdi. Emin misiniz yazdım. Herhalde o da anladı. Yani Yani girdiğiniz toplardan sonra aslında artmaması gerekiyor normalde. Son girdiğiniz toplardan dolayı. Ama hala artıyorsa ilginç yani. Şöyle söyleyeyim, normalde o videoları bizim o Ramazan videolarını Samanyolu Televizyonu'nun YouTube hesabından yüklenmişti. O Evet. kayyum gelmesinden sonra herhalde bütün videolar kaldırılmış. Niye kaldırılmış bilmiyorum. Başka başka insanlar yüklemişler şimdi o hikayeyi, birkaç hikayeyi daha. Yani yüz binlerce izlenmiş onlar. Yani yüz binlerce sadece bu Ramazan ayı içinde. Bir de Facebook'tan şuradan buradan paylaşıyorlar. WhatsApp'tan falan gönderiyorlar. Bana da gönderiyorlar. Çok güzel bir hikaye izler misiniz diye. Yani ben o Engin Sezen'le yaptığımız röportajda The Circle'da ondan bahsetmiştim aslında. Ben o Ramazan programında onları yapmaktan dolayı pişman değilim. Ama şu anda özellikle şu anda fazla duygusallığın zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani bizi gerçeklikten ve mücadele ruhundan kopardığını düşünüyorum. Yani enerjimizi alıp götürüyor bir yerlere. Yani Evet. pozitif etkisi varsa duygusallığın devam edebilir herkes. Mesela ben duygusal bir insanım ve bu beni çok pozitif etkiliyor diyorsa birisi devam etsin ama beni pozitif etkilemiyor. Pozitif etkileyen kimseyi de görmedim şu ana kadar etrafımda. O yüzden birilerini tutup kaldırması gerekiyor. Aşırı dramın, aşırı duygusallığın negatif, çok feci, feci bir çöküş etkisi var. Yıkıyor insanı. Yani ben o yüzden hani o tarzdan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Onu ifade etmiştim. Teenniyi konuşacağız. Bazen duygunun bir anda gelip vurduğu anlarda da aceleci bir şekilde tepki veriyoruz aslında. Evet. Yani işte bir hani o sabır anı dediğimiz şey var ya bir darbe geliyor, duygusal bir darbe geliyor. Ona aceleci bir şekilde, telaşlı bir şekilde duygusal tepkiler veriyoruz. Bu neticesinde aslında bir zarara da yol açabiliyor. Teenniyi orada da kullanabiliriz. Mevzu buralara nereden Evet. geldi bilmiyorum ama biz bugün teenniyi konuşacağız sevgili izleyenler. Ha, Çok acele özetle ettik. Biz kendi bulun hemen konuya girmiş olduk bu evet, yani özetle söyleyecek olursak videoyu beğenin. Yani izlediğiniz videoları sadece bizim program için değil, Devam edelim. izlediğiniz ve beğendiğiniz bir şeyler varsa, hakikaten beğendiğiniz, ya bunu daha çok insan izlesin diye düşünüyorsanız böyle beğeni tuşuna basabilirsiniz. Dipnot düşüyorum. Herhangi bir korkunuz, endişeniz yoksa bulunduğunuz yerde, yaşadığınız hayatta, bulunduğunuz şartlar sizi herhangi bir endişeye sürüklemiyorsa bunu yapmanızı rica ediyorum. Bu notu da düşeyim. Şimdi teenniyi konuşabiliriz sevgili izleyenler. Hem de bu arada izleyicilerimiz de gelmiş oldular yayına. Bir direkt konuya girmedik. Teenni zarif bir kelime. En başta da söyledim. Beraberinde zarafeti de getiren bir kelime. İnsanın duvara çarpmasını engelliyor. Yani bir tür aslında tedbir sensörü diyebiliriz. Yani Evet. bir hani park sensörü gibi çok dikkatli bir şekilde yavaş yavaş
sakin bir şekilde görerek, futbolda bir tabir var, görerek oynamak. Başını kaldır, arkadaşlarını bir gör. Yani böyle hani topa abanma. Yani aman top bizim kaleden uzaklaşsın diye uğraşırken kendi kalene bile golü atabilirsin. Yani etrafına bakmadığın için. Görerek oynamak, bakarak oynamak, farkına vararak, hissederek, dikkatli bir şekilde aklı ve mantığı elden bırakmadan hareket etme geliyor benim aklıma. Ama şimdi benim bu kadar aklıma bunlar geldiğine göre Hakan abinin aklına kim bilir neler gelmiştir. Buyurun abi. İşin bir tarafında acele var ister istemez. Aceleyi terk ediyorsunuz ama bu terk edişin bir sebebi olması lazım. Yani arkasında bir bilinç yükleyerek aceleyi terk ediyorsunuz. Kardeş kavram var, sabır kavramı. Aslında yani beraber konuşulabilecek bir şey. Acele ediyorsanız mecburen sabırda konuşuyor olacaksınız. Veya yerine getirme, yerini bulma, vefa kavramı, ahde vefayı bile benzer bir şekilde kullanabiliriz, söyleyebiliriz. Bunlar alakalı kavramlar aslında. Ama bir şeyde acele etmemek demek, teenni. Hangi şeyde acele etmemek? Bazı şeylerin acele olması gerekebilir. Acele edilmemesi gereken durumlar olabilir. Bu açıdan hani davranış ve tutum farkı var. Bu temel bir problem, ana konudur psikolojide. Bu teenni bir tutumdur, davranış değildir. Davranış mesela yemek yemektir veya yemeği bırakmaktır. Mesela şimdi Ramazan. İftar olunca acele etmeniz gerekiyor. Acele yemek yemeniz gerekiyor. Ama sahur var. İkinci bir ayağı bu orucun. Orada acele etmemeniz gerekiyor ki zaten isti'na denen, aynı değil, isti'na denen bir kavram var. Teenni ile aynı kökten sahuru geciktirme demek. Yani sahurda, imsakta ezan okunuyor. Yani normalde öyle bir şart yok ama kolaylık olsun diye camilerden ezan okunuyor. Orada imsak ezanında, imsakta okunan ezanda Allahu Ekber diyene kadar yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Bunda sorun yok. Geciktirebilirsiniz. İstihna deniliyor ona. Teenni ile aynı kökten. Geciktirmek demek. Yani acele etmiyorsunuz. Ama acele etmeniz gereken bir yer var. Yemek yemekte acele ediyorsunuz. O da iftardaki yemekte acele ediyorsunuz. Başka yemeklerde acele etmemeniz gerekebilir mesela. Hemen baldır küldür yapmamanız gereken davranışlar olabilir. Bu ayrıştırmayı yapan bir bilinç var. Bir tutum, bu bilinci kullanarak davranışın altındaki kaynağı tutuma teenni diyoruz. Yoksa aynı davranış olur. Bir yerde çok acele edersiniz, bir yerde bütün sürat keser, rölantide devam edersiniz. Aradaki farkı ayrıştırma becerisidir aslında önemli olan. Yani nerede acele etmem gerekiyor, nerede gazdan ayağımı çekmem gerekiyor, bunu bilirim. Yani bazı yerlerde gerçekten sürat vermem gerekebilir. Mesela bir hayrın sahibine direkt ulaştırılması konusunda salih amelde acele edersiniz mesela. Nasıl söyleyeyim? Şimdi genelde Ramazan kumanyaları bayramdan önce dağıtılır mesela. Bizde, milletimizde garip bir adet var. Veya işte zekat vermek için Ramazan beklenir gibi. Adamın zaten yiyeceği, içeceği ihtiyacı varsa Ramazan'dan birkaç gün önce teslim etmeniz gerekiyor Ramazan kumanyasını. Ramazan kumanyası Ramazan'da satılmaz. Ramazan'dan önce satılmış olması lazım. Ramazan'da kampanya bitmiş olması lazım. Market satıyorsa mesela diyelim veya ayrı iş yapıyorsa biri. Dolayısıyla burada acele etmeniz gerekiyor salih amelde. Mesela işte adam soğuk bir yerde mahsur kalmış. Battaniye göndereceksiniz. Acele etmeniz gerekiyor. Ya ne acelesi var? Yaza doğru battaniyeler ucuzluyor. Hem daha fazla alırız filan diyemezsiniz. Burada acele etmeniz gerekiyor battaniyeyi direkt göndermeniz için. İndirimi beklerseniz, kış geçiyor zaten adamın en ihtiyacı olduğu zaman da battaniye gitmemiş oluyor. Veya namaz kılmada acele etme, ilk vakitte kılmak muteber mesela. Acele etmeniz gerekiyor salih amelde. Ya hele dur oho filan diyemiyorsunuz. Hacda mesela gideriz ya filan, şimdi aklı evvelin biri, benim de hocamdır aynı zamanda. Şimdi bir video dolaşıyor, ne zaman çekti video bilmiyorum. Videoların dolaşım tarihiyle videonun tarihi çok acayip farklı tarihler olabiliyor bazen. Evet, son zamanlarda birden ortaya çıkıyor. Geçmişte söylenmiş bir şey. Şu anda da bir aşırı hassasiyet oluştu insanlarda. Böyle özellikle demek ki insanlar şu konuda bir video bulayım hemen dolaşıma sokayım gibi. Ya özellikle şey böyle yani dindar görünümlü tiplerin abuk subuk konuşmaları şu an acayip. Faullerini. Evet. Onların faullerini arıyor insanlar. Aynen. O zaman çok topa bu o nokta, bazı noktalarda dindar görünümlülerin topa girmemesi gerekiyor. Ne yapayım? Kur'an'da bir ayet hadis ona rağmen. Şimdi bir tanesi öyle diyor. Hacı şu zamana, Ramazan'ı evle fixleyelim. Hacı da her ay yapalım. Millet doya doya yapsın canım filan gibi böyle bol keseden dağıtıyor.
Kendisi İslam eğitimcisidir aslında. Bölümü oydu. Yani en azından o. Ama bir tefsir yazdı filan. Bu arada Samanyolu da fıkhi sorular sordurmak için Samanyolu TV'nin bir programı vardı. Ben öğrenciyken katılmıştım kendisine. Aynı zamanda hocamdı. İnsanlar toplanıyor. O şahsa sorular soruyorlardı. İlk meşhur olma şeyi Samanyolu'da böyle bir soru cevap programı vardı. Samanyolu bayağı adamı meşhur etti Adam abi. meşhur etti diyorsun. Yani bir liste yaparsak Uzar diyorsun. Sadece uzar uzar, bir ya. de yani şey gibi olabilir yani, Allah Allah kimleri meşhur etmiş ya diyebiliriz. Ama kısmet, Bu yapacak bir hocayı şey yok. da evet. Bu hocayı da Samanyolu'da meşhur etmişti yani. Ekranda ilk kez orada gördüm ben. İlk, yani ben hatta bu programlardan bir tanesine katılmıştım soru sormak için. Şimdi bu diyor ki Eylül'de fixleyelim Ramazan'a. Her ayda hac olsun. Ne? Sıkış tıkış herkes bir ayda. Zilhicce ayının 9. günü herkes Arafat'ta toplanacak. Gerek yok her ay olsun filan diyor. El Hacı Eşhur Malumat denen bir şey var. Bir rahmetli bir hocam daha var. O hoca daha var. O da böyle diyordu yani. Buradaki eşhur, şuhur, aylar geniş diyor yani. Öyle illa zilhicceye kilitlemeye gerek yok filan diyor. Arapların işine yarar mı? Evet, ekonomiye katkı sağlayabilir, şu olur, bu olur filan ama gidemeyenler gider. Böyle kolaylıklar var ama bol keseden dağıtıyor adam. Yani nereden geldim ben? Dağıldım ben de. Hocadan girdik. Samanyolu'ndan çıktık ama Neydi? şimdi Ha, bir video yayıldı salih dediniz. amelde acele edilmesi lazım. O Ha, hoş. videoda onu söylüyor. Yani Evet. hac mesela işte Ramazan gideriz ya, hele dur ne var, o zaten ayetteki aylar kelimesinden ezilir, anlaşılmaz, her ay anlaşılır falan diye bir sözlükçülük yapıp işi değiştirebilirsiniz. Yeni bir dini prensip ortaya koyabilirsiniz diyelim kendinizce. Ama salih amelde ilk vakit önemli. Yani acele etmeniz gerekiyor. İşte bir güzel bir söz söyleyeceksiniz. Bir ara söylerim falan değil. Mesela siz dediniz ya beğenin. Eğer birisinden hoşnutsanız bir fiilinden söyleyin. Hemen şey yapmanız lazım. Mesela bizde öyle olur ya, ben eşime bugüne kadar hiç seni seviyorum demedim. Neyi bekliyor? Ölüm döşerim bekliyor. Ya işte Ayşe Hanım biz aslında var ya falan diye ölürken söyleyeceksin yani. Normalde söyle yani. Her zaman söyle işte bunları. İyiliğin acil yapılması lazım ama bazı şeyleri geciktirebilirsiniz. Bu gecikmek veya acil olmasındaki kararı veren tarafımıza, tutumumuza teğmin ediyoruz. Yani neyin yavaş olması gerektiğini, yavaş yavaş yapmak gerektiğini, daha doğrusu tembellik asla değildir teğmeni, asla. Şimdi birazdan örneklere de geçecek. Buralar tembellik yok. Bir özendir aslında teğmeni. Üzerine düşünmektir. Zaman kullanma konusunda tıpkı bir, hani ben resim görseli paylaşırken kırmamak, dökmemek adına bir arkeoloğun 3000 yıllık bir eseri yerden çıkartırken kazmayla kürekle de dalabilir. Yani ben hatırlıyorum, Göztepe Köprüsü vardı. Var ya Göztepe Köprüsü İstanbul Kadıköy'de. Şimdi Evet. Ataşehir oldu galiba. 1997'de bir çökme oldu köprü yapılırken. Çökünce aşağıda bir işçi vefat etti. İşçi vefat edince oradan hadi filan diye giriştiler işe. Kurtarma bilmeyen adamlar bunlar. İnşaat yapabilirsin ama kurtarma bilmek başka bir şey yani. Profesyonel isteyen bir şey. Orada yakında ne var? Kazma, kürek, kepçe girdiler. Bir de kepçe var. Operatörü çağırdılar hemen. Operatör daldı Göztepe Köprüsü'ndeki inşaat şantiyenin içine. İşçinin göçü kazmaya çalışıyor. İşçiyi çıkartacak. İlk darbeyi vurdu kepçe şöyle. Adamın kafa derisi yüzüldü. Böyle saçlı bir deri çıktı kepçenin önünde, tırnaklarında. Şimdi hemen kurtaralım diyorsun ama öldürdün adamı. İlk hamlende öldürdün. Yani burada hani bir bilgi gerektiriyor arkasında. Bir profesyonellik gerektiriyor, bir tecrübe gerektiriyor teğenni. Bir saygı gerektiriyor, hürmet gerektiriyor. Yani değer bilmek gerektiriyor. Ya ne olacak, kazmayla kürekle gir filan diyemezsiniz yani. Bir arkeolojik kazıda. Olmaz, fırçayla adamlar bir kazı yapıp emekli olan insanlar var. Hala mesela işte şimdi Türkiye'de Göbeklitepe var, Urfa'da. Yollara beton döküyorlar ki turistler rahat rahat gidip gezebilsin diye. Bizim anladığımız bu kadar işte. Tarihten, Evet. sanattan, bilimden. Adam beton döküyor ki millet gelsin gitsin. Turist orada çay içer, çorba içer, para bırakır. Kafası bu. Dünyanın yani şu ana kadar bulunmuş en eski En eski. binası olarak. Bir kere de hani dinlerlerin şeyse eğer en eski mabet En bulunan eski şu anda. mabet, değil mi? En eski mabet.
Kabe'nin taşları bile 1800'lerde şu andaki. Karşı dağdan sökülerek, aslında Abdülmecit dönemi galiba hatırladığım kadarıyla. O dönemde bir selden dolayı yıkılıyor ve tekrar yapılıyor. 150-200 senelik bir bina şu anda Kabe gördüğünüz. Ama ilk orijinal hali değil şu anda. Yaklaşık 19 defa falan yapılmış Kabe. Ama Göbekli kıyaslamıyorum ama yani bir tarihi, bilimsel bakış, tarihi bakış açısından söylüyorum. Doğaya bakış açısından söylüyorum. Dünyanın en eski mabedi bulunabilir şu anda. Kabe değil. O taşlar yeni, yeni işte. O değil. Başka, Kabe'nin başka bir özelliği var falan dersiniz. Hazreti İbrahim, Hazreti Adem. İnne evvele beyt diyor Kur'an. İlk ev diye tarif ediyor. Doğru, o bu inanç. Ama dışarıdan baktığınızda sizin aynı inancı paylaşmayanlar için bile orasının bir değeri var. Ama beton döküyorsunuz. Haldır küldür giriyorsunuz mesela. Bu özensizlik, bu kadir kıymet bilmemek. Aynı zamanda değerini bilmemek demek. Tahrip etmek sonuçlanıyor. Tahrip etmekle sonuçlanıyor. İşte teğeni de önünü sonunu düşünüp hızını ona göre ayarlamak var. Nerede sabredecek, nerede koşturmaya başlayacak, önümdeki durum nedir, kıymeti nedir, ona göre bir yavaşlık istiyorsa eğer işi, hızını ona göre ayarlayacak. Tren dediğim şey bu aslında. Bu dün maratondan bahsetmiştiniz ya abi. Öyle bir lafı geçmişti. Ya teenni böyle bir maraton koşucusunun tavrı aslında. Kaç kilometreymiş ya? Kıramıyorum. 42 bin 42, hatta 42. 195 gibi bir şeydi. Dün bir izleyicimiz yazmıştı. Ben okumayı unuttum. 42 bin yüzlü metreler. Yani 42 kilometre. Yani hani 100 metre koşucusu gibi davranamazsınız Tabii ki. maratonda. Kesilirsiniz. Dalağını şişer bitersiniz. Aynen. Ya da işte yani mesafeyi tam bilmiyorsanız koşmaya başladınız. Kondisyonunuz da iyi. Dediniz ki ben şunları bir geçeyim yavaş yavaş. Geçtiniz 5. kilometrede herkesi geçtiniz. Bayağı da fark attınız. Ama bilmiyorsunuz yol daha ne kadar uzun. Allah Allah 42 kilometreymiş. Bu arada teker teker geçiyor insanlar sizi ve bir anda en sona düşüyorsunuz. Hatta işte dalağınız şişiyor. Ne bileyim artık koşamaz hale geliyorsunuz. Dediniz yani bilgi gerektiriyor. Mesafe ne kadar? Ben ne kadar dayanmalıyım? Enerjimi nereye göre ayarlamalıyım? Bir de koşacağım yerlerde nereler yokuş, nereler iniş, nerelerde yol, işte asfalt, nerelerde toprak. Yani bunların hepsini hava durumu nasıl, ne kadar sıcak, ne kadar soğuk. Teenni özellikle yaşarken dikkatli yaşamak isteyen insanların kullanması gereken bir şey. Ya dikkatli, hani takva dediniz ya takva dikkat. Dikkatli yaşamak istiyor. Ya ben kimseyi kırmayayım, incitmeyeyim, kaş yapayım derken göz çıkarmayayım. İki tane insanın gönlünü kazanayım derken işte koca bir Onlarca da kitle, aynı bir sürü şekilde. insanı küstürmeyeyim. Yani bu o terazi çok hassas bir Dağayı paşayı terazi. memnun edeyim diye Allah'ın Değil mi? rızasından Değil mi? uzaklaştığım Yani falan. şey gibi böyle yani kuyumcu terazisi hassasiyetiyle böyle Evet. yürümesi gereken bir iş. Dünkü şeyden aklıma geldi. Maraton koşucusu mantığı gerekiyor o zaman burada. Arılar için söylerler ya, yani belli bir mesafeye kadar gidiyor. Manipüle edebiliyorsunuz mesela. Arı orada düşüyor. Yani kovanı uzaklaştırırsanız. Kovandan çıkarken kendisine yeteri kadar yakıt alıyor diyelim mesela. Enerji de alıyor, gidiyor, geliyor. Yarıda topluyor onu. Yani bazı birçok hayvanda bu var. Gittiği yeri işaretler, kaybolmaz, yavaş gider. Bunun gibi. Yani benzininiz bitiyorsa mesela, diyelim ki sibopların daha fazla açılmaması için daha yavaş gidersiniz. Yani niye? Bir yere kadar yetişmeyeceksin çünkü. Bas gitsin, basabiliyorum. Evet, şu anda gidiyor mu? Şu anda gidiyorsa devam edeyim anlamına gelmez. Senin bunu yapma gücün, kudretin var mı? Evet var. Yap o zaman. Hayır kardeşim, bak bugün yavaş davranmamın tembelliğimle alakası yok. Yarınla alakası var. Durum bu. Yani bugün aklıma gelen her şeyi yaparım. Yarın bitti. Yani maaşını bir günde tüketen adam gibi olurum yani. Yarın ne olacak? 20, kalan 29 günde ne yapacağım? Yani teenni aslında bu açıdan ahlakın temel prensiplerinden bir tanesi. Hani takvanın da temel prensibi, dinin de en temel prensiplerinden bir tanesi. Şimdi bir hadis söyleyeceğim. Fakat bu ahlaki davranışı konuşuyoruz genel itibariyle Ramazan boyunca. Ahlaki davranışın temelinde de teenni var. Çünkü teenni göstermediğimiz, zaman tayini konusunda problem yaşadığımız davranışlarda ahlaki çöküntüler, ahlaki olarak kusurlar meydana gelebilir. Davranışlar bu telaş, kırma dökme manasında, dağıtma perişan etmedir. Bizde acele anlam kayması var. Telaş normalde dağıtıp perişan etme demek. Ama bizde hızlı hızlı davranmaya biz telaş diyoruz Türkçe'de. Ama normal Arapça'da kök itibariyle, Arapça kullanışı itibariyle perişan etmek. Yani nasıl söyleyeyim, bir filin züccaciye dükkanına girdiğindeki tavrına telaş denir aslında.
telaşlı telaşlı davranmak, darmadağın etmek. Perişan, tozu dumana katmak demek. Dağıtmak yani. Acele ve telaşın olumsuz yönlerinden fiili, davranışı, ahlaki davranışı arındırma işidir aslında yani. Çünkü telaşla kırıp dökersiniz, acelecilikle yapmanız gerekeni tam yapamadığınız için yerine getirmemiş olursunuz. Dolayısıyla ahlaki davranış tam yerini bulmaz. Mesela işte hızlı hızlı yapmak bazen insanı karşımızdakini gücendirebilir. Acelece yaptığımız bir iyilik, bir ahlaki davranış. Şimdi diğerler birkaç madde sıralayacağım. Ama normalde hani bu teninin dini olarak takvanın, ahlakın, dini ahlakın içerisinde yer alması Efendimiz mesela bir yerde bir boyut daha öteye atıyor onu. Teenni ve itidali söylüyor orada. Mutedil davranmak da teenninin kardeşidir. Aynı benzer bir kavram aslında. Kardeş bir kavram. İtidalli davranmak, teennili, ağır ağır, tembel değil, ağır, hak ettiği kadar, karar neyse onun kadar davranmak peygamberliğin 24 yüzünden parçasından bir tanesidir diyor. Bu şu demek, kalan 23'ü nedir? Yani onu söylemiyor kardeşim. Sana diyor ki bak peygamberin itidalli ve teennili davranmak, yavaş davranmak, hak edilen yavaşlıkta veya hızla davranmak, daha doğrusu kendi tanımına söyleyeyim, telaş ve aceleciliğin zararlarından, problemlerinden davranışını korumak peygamberliğin bir parçasıdır. Peygamber davranışının rengidir demek. Bir daha tercüme edelim. Bir peygamberi aceleyle, telaşla, yıkıp döken, paldır küldür davranırken bulamazsınız demek. Bu. Peygamber davranışında ki hak edildiği bir ağırlık, bir kıvam vardır demek. İtidal, bir teenni vardır demek. Aslında bir sıradan bir mümin için demiyor. Bir peygamberin davranışında söylerken bunu söylüyor. Sahabeden bir Eş'eç adında bir sahabe var. Çok Eş'eç Abdülkays adında bir sahabe. Zarif bir sahabe. Kavmiyle beraber, akrabalarıyla beraber Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Mescide geliyorlar. Mescide gelince kavminden herkes, diyelim 8-10 kişi geldiler. Kalan 7-8 kişi içeri giriyor. Paldır küldür giriyorlar Allah Resulü'nü görelim diye. O ama öyle yapmıyor. Yanında devesini bağlıyor. Yanında temiz elbiseler getirmiş. O temiz elbiseleri giyiyor. Elini yüzünü yıkıyor. Saçını tarıyor. Hadisteki şey bu. Saçını tarıyor. Elini yüzünü yıkayıp temiz elbiseler. Beyaz yol izi olmayan. Yolun tozundan toprağından arınmış elbiseler giyiyor. Sonra o zerafetle, o özenle Peygamber Efendimiz yanına geliyor. Mescide giriyor. Eş'eç Abdülkays'ı görünce Allah Resulü gülümsüyor. Ve ona diyor ki Eş'eç diyor, sen de iki tane Allah'ın sevdiği iki güzel huy var diyor. Bunlardan bir tanesi hilm. Onu bir başka başlıkta konuşacağız. Hilm ve rıfk başlığında. Benzer anlam var ama yakın anlamlar. Çünkü hepsi ahlaki davranışı modelleyen kavramlar. Renkleri bunlar, ahlakın renkleri. Diğeri de hilm var sende. Birazdan Halim ismini konuşacağız. Allah'ın ismidir aynı zamanda bu. Geç davranma. Bir şey konusunda geç davranma. Bir de teenni var. Ağırdan alma. Yani bir işi hedefliyor. Eşecin oradan ağırdan alması. Niye acele edeyim ki ya? Peygamber kim ki hemen çıkayım ben? Demiyor haşa. Böyle bir şey yok. Ben peygamber huzuruna çıkıyorum. Dolayısıyla özenerek çıkmam lazım. Çünkü hem peygamberi sayıyorum hem de çok seviyorum. Çok sevdiğim, saydığım, gözümde bu kadar büyük olan birinin yanına apar topar değil, özenle çıkmam gerekiyor diyorum. Eşecin yaptığı aslında peygambere saygısızlık değil. Aksine bu yavaşlık peygambere saygıdan kaynaklanıyor. Biz de maalesef hani tur operatörlerinin içine kaldığı için harem sınırları içerisinde dini anlatmak, hacda, umrede, paldır küldür Medine'ye gidiyorsunuz mesela. Ben 4-5 kez gittim. Bir tanesinde beni oraya davet eden turun sahibim artık neyse bilmiyorum. Yani orada konuşmalar yapmamı istiyordu. Ben de bir gruba dahil oldum, gittim. Aa siz misiniz filan derken neyse şurada konuşur musun burada, öyle oldu. Medine'ye gittik. Hemen otellere gitmeyelim. Arabada kalsın valizler. Allah Resulü'nü selamlayıp ondan sonra otellere gideceğiz. Dedim kardeşim ben gelmiyorum. Her zaman gibi gıcıklık yapıp ben gelmiyorum dedim. Kusura bakmayın ben otele gideceğim. Üstümü başımı değiştirip elimi yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra rahat rahat gideceğim. Böyle yorgun argın otobüs 400 kilometre yol gitmişim Mekke'den. Yorgun argın gitmişsin orada bir telaş içerisinde. Hayır bak kabrine bile yani kendisiyle aynı tutma anlamında değil. Yani bir huzur varsa orada o harem sınırları ise
harem, bir gün bir başlığımızda bu, hürmet, saygınlık. Hürmetle aynı kökten zaten. İhtiram, saygı demek, saygı göstermek demek. Hareme saygılı bir şekilde girmek istiyorum. Apar topar değil. Ece'nin yaptığı bu, sen de Allah'ın sevdiği iki tane huy var. Birincisi, karakterinde iki tane renk var. Bunlar Allah çok seviyor demek. Bir teenni, ikincisi de hilm. Şimdi peygamberliğin de vasıflarından bir tanesi olarak, peygamber davranışının renklerinden bir tanesi olarak söyledi. Teenni, yavaş davranmak, hak ettiği yavaşlıkta davranmak, hak ettiği süratte davranmak ve bir de itidal. Bunları söyledi. Dolayısıyla buradaki yavaşlık kötü bir şey değil. Saygıdan kaynaklanan ve işin kıymetinden kaynaklanan bir yavaşlık var. Fakat neye rağmen bu önemli? Ne var canım? Bu gayet doğal, güzel bir konu. Ve gayet doğal, peygamberimiz de öyle diyor. Bakın ne kadar övgü dolu şeyler var ama şimdi Allah öyle demiyor ama işte işin ters tarafı şu. Allah insanın aceleci olduğunu söylüyor. Yani normalde peygamberimiz tamam bu peygamberliğin bir görüntüsü, Allah'ın sevdiği bir şey ama bu insan öyle değil. İnsan aceleci. Birçok yerde Allah onu söylüyor. Defaatle Kur'an'da yaklaşık 4-5 yerde ve kenar insanı azula, çok aceleci. Acele eder, baldır küldür. Yani işinde, oluşunda acele eder. Ne bileyim hani bir başka yerde peygamberine diyor ki ya Muhammed işte ey peygamber sen onların başına gelecek felakette acele etme. Veya işte müşriklerin kıyametin saatini hadi tehdit ediyordun gelsin hemen gelsin filan diye acele acele kıyametin saatini bekleyen inkarcılar var. Bunlar kim olabilir diye bir soru var hatta Kur'an'da. Bu kendilerine gelen azabı da acele isteyen insanlar var. Bunların karşısında ama Allah şöyle diyor. Acele istiyor. Şimdi ters kavramlar yan yana koyuyor Kur'an. Bir de mühletten bahsediyor. Yani bir mühlet veriyor. Onları bırak yuvarlansınlar. Günahları içerisinde uzun bir süre daha gitsinler. Hatta hain bir süre daha. Bir süre daha dünyada oyalansınlar. Bu kendi bataklıklarında gamra diyeyim. Onların çamurlarında yuvarlansınlar kusurlarında. Onların insanlığını örten hatalarında debelenip dursunlar filan gibi. Femehilil kafirine emhilhum rüveyda. Bir geciktirmeli bir süre içerisinde onlara mühlet ver gibi. Bir de mühlet verici durumlar. Şimdi Allah teenniyi seviyor. Yavaş davranmayı, hak eden süratte davranmayı seviyor. Ama insan aceleci. Fakat bu aceleci insanı da Allah mühlet veriyor. Ortada bir acele var. Bu acelecini insanın bazı yavaş davranışlarını Allah çok seviyor. Hatta peygamberinin renklerinden bir tanesi bu davranışın. Veya kamil insanın davranış renklerinden bir tanesi. Ama bir tarafta da Allah da mühlet veriyor. Allah da acele etmiyor. Bu acele etmeyen Allah'ın acele etmemesine dair sıfatına, esmasına halim diyoruz. Hilim sahibi Allah. Yani devam eden bir süreç var. İnsanların o azabı hak eden insanların derhal süratle acelece cezalandırılması gerekiyor. Allah öyle demiyor. Mesela bunlardan bir tanesi Nem suresinin 72. ayeti var. İnsan acelece kendisine gelen azabı istediğini söylüyor. Fakat Allah orada bal diyor. Bazısını verdi Allah diyor. Yani birazını verdi Allah. Ama insan acelece başına gelsin hemen. Ne olacaksa olup bitsin istiyor. Madem tehdit ediyorsun, madem kıyamet diyorsun gelsin o zaman filan diyor insanlar. Ama Allah buna rağmen ha siz öyle misiniz? Tamam hemen. Hemen o işi halledelim filan demiyor haşa. Bazısını veriyor. Nem suresinin 72. ayet. Azabı geciktiriyor. Şimdi İsra suresinin 11. ayeti var. Çok ilginç bir ayet bu. İnsan hayrı istediği gibi şerri istiyor diyor. Yani hayır talep eder süratte şerri istiyor. Şimdi bu hayrı talep etmesi dolayısıyla hepimiz hayrı isteyerek ve hızlı bir şekilde olmasını istiyoruz. Bu metinden okuyayım hemen önüme açayım metin. Hayrın hemen olmasını isteyen insan aynı süratte şerri de istemiş oluyor aslında. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bilmediği için. Şimdi o hayrın ister gibi şerri isteyen, bu kadar süratli isteyen insana Allah İsra suresinin 7. ayetinde, 17. 11. ayetinde, pardon 11. ayetinde ve yedul insanu bi şerri, insan şerri dua eder, ister. Dua ruhu bil hayır, sanki onun hayır duasındaki hayır istemesi gibi şerri ister diyor. Ve kâne insanu acûre. İnsan pek acelecidir diyor. Aynı mealde Yunus suresinin 11. ayeti var. O da şu.
Velev yu'accilullahu, eğer Allah şayet acele etseydi, linnâsi, insanlar için, eşşerri, istiyacalehum, şerri gönderme konusunda acele ettiği gibi insanların bil hayır, hayırda acele ettiği, istiyacalehum bil hayır, hayırda acele ettiği gibi insanlara şerri verme konusunda eğer Allah acele etseydi, yani halim davranmasaydı, acil davransaydı Allah, lekudiye ileyhim eceluhum, onlar gelip eceri bulurdu. Ecel konusunda onlara hüküm verilirdi. Hemen ölürdünüz demek. Hayat kalmazdı dünyada. Tercüme edersek şöyle tercüme etmemiz gerekiyor. Eğer Allah size, Yunus suresinin 11. ayeti, diğer de İsra suresinin 11. ayetiydi, ikisi de 11. Eğer Allah size hayrı gönderme konusunda yaptığı aceleden dolayı, acele gibi bir aceleyle hemen hayır vermesi gibi hemen şerri verseydi siz hayatta kalamazsınız. Kur'an bir başka yerinde de eğer kötülüklerinizin karşılığını Allah verseydi hepiniz ölürdünüz diyor. Dünyada ölüm tadardınız diyor. Tadacak olduğumuz şey ölüm olurdu. Yoksa karşılık dediğimiz, eğer hemen yaptığımız kötülüklerin karşılığı dünyada küt diye bizi bulsaydı, o zaman lehudiye ileyhim eceluhum, onları ecelleri bulurdu. Gelir ölür, ölürdünüz ya, ölür giderdiniz. Hayatta kalmazsınız demek. فَنَذَرُ الْاَلِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ İşte bu bizim aşırılıklarımızı artırıcı bir durum aslında, onu söylüyor. Şimdi İsra suresi ve Yunus suresinin 11. ayetlerinde Allah insanın aceleci olduğunu söylüyor. Fakat bu Enbiya suresinin 37. ayeti de var. Orada da yani insan acıyla var. Yani insan acelecidir var. Şimdi bu insana, aceleci insana aceleyle hayrı ister gibi şerri istiyor aslında. Bu şaşkınlık demek. Dalgınlık, karıştırıyor. Neyi istediğini fark etmiyor. Bu teenniyi bozuyor işte. İsterken de Allah'tan teenniyle istememiz gerekiyor. Arap suresinin 55. ayeti çok güzel bir ayettir. Nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretir bize. Teenniyle istememiz gerekiyor. Tazarruan ve hufya diyor. Gizli ve tazarru içerisinde, boynu bükük. Hemen paldır küldür isteme değil. Gelsin gelsin, o da gelsin, o da gelsin diye bütün sofrayı donatır gibi böyle görgüsüz istemesiyle değil. Yavaş yavaş. Hayrın ne olduğunu bilerek Allah'tan istememiz gerekiyor demek. Yoksa öyle şeyler olur ki biz hayır değildir, şerdir. Biz onu hayır zannederek ısrarla talep ederiz. Onu söylüyor. Normalde Yunus suresinin 11. ayetinde. Eğer Allah böyle yapsaydı hayatta kalamazdınız. Şerleri hemen size hayırdaki gibi süratlice verseydi. Sonra neyse ki Allah böyle yapmıyor diyor. Şimdi aceleci insana Allah diyor ki bazı yerlerde yavaş davran, bunu severim diyor. Ama bu aceleci insana da mühlet veriyor. Fakat neyse ki Allah size, bu aceleci insana, Enbiya suresinin 37 ve Yunus suresinin 11. ayetindeki gibi aceleci insana Allah acele davranmıyor. Ne konuda? Hak ettiği, kendi eliyle kazandığı şerrin karşılığı olan azabı verme, cezayı verme konusunda aceleci davranmıyor. Burada Halim ismi geçiyor. Bu Halim ismi erteliyor, mühlet veriyor, bu anlama gelir ama asla cezayı ortadan kaldırıyor anlamına gelmez. Buradaki ertelemek gene Kur'an'ın bir ifadesiyle onlara bu mühleti vermesinin sebebi onların günahlarını artırmak, azabını artırmak olduğunu Allah söylüyor. Yani Allah'ın mühlet vermesi, yani yeteri kadar kadro yok, ne yapalım şimdi, her türlü yetişemiyor filan gibi bir resmi dairenin yetersizliği filan değil. Yetişeceğiz sırayla böyle, hani bekliyoruz ne yapalım filan. Allah neyi bekleyecek? Beklemek bir aziyet değil mi? Yani bir şey bekliyorsunuz. Yani sizin elinizde değil. Şimdi ben iftar saatini bekliyorum. Elimde değil. Eğer elimde olsaydı ileri geri falan oynayabilirdim ama elimde değil. Güneş batacak. Güneş batıran Allah. Demek ki ben Allah'a karşı acizim. Güneş batırmak konusunda acizim gördüğünüz gibi. Dolayısıyla beklemek bir aziyettir. Mühlet vermek de beklemek. Halim olan Allah'ın beklemesiyle imhal etmesi, mühlet vermesi. Hatta ne kadar? فَمَهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَ Tarık suresinin son ayeti. Bir süreye kadar ara veriyor. Bu bilinç işidir. İlahi bir bilginin eseridir bu. Mühlet vermek. Yoksa beklemek bir yetersizlikten kaynaklanıyor. Acizlik filan değildir. Nasıl olabilir? Kadir mutlak olan Allah bir kulunu cezalandırmak konusunda cezalandıracağım ama onun şunu da yapmasını bekliyorum. Bir, bunu yapsın göstereceğim ona gününü. Hayır, anında verebilir Allah. Ya biz açıklarken, izah ederken böyle diyoruz. Gayretullah'a dokunma denen bir kavram var. Biz de kullanıyoruz ama bu Halim isminin tezatı anlamlar çıkartabiliyoruz bazen. Burada çok dikkat etmek lazım. Ben
şunu kullandı, bunu kullandı diye kimseyle değil. Ben kendi anladığımı söylüyorum. Kimsenin anladığını söylemiyorum. Yani o ilgim de değil. Ama Halim isminin karşısına Gayretullah dokunması için şunu da yapması lazımdı diyemezsiniz. Şunu da yapması lazımdı. Ha şimdi oldu bak. Yani yeteri kadar şey geliyor. Böyle termostat gibi. Hani böyle değince çalışır ya mesela. Diyelim sıcaklık arttı, genleşti, değdi. Deyince klima çalışıyor. Bu iki şey temas edince iletken, temas edince klima çalışıyor. Yani bu eğer buraya kadar yeter kadar genleşmediği için metal, dolayısıyla termostat yerine gelmedi, olmadı, klima da çalışmadı. Öyle şey mi olur? Ya Allah kimseyi beklemiyor. Veya cezalandırmayı bir hani eskiden flaşların, fotoğrafçılar flaşların pilli flaşlarda olurdu ya hatırlarsanız. Bir ses çıkardı. Aynen. Zıt diye bir ses çıkardı. Biraz ısınırdı yani. Flaşın flaşın dolması deniyor. Flaşın dolmasını beklersiniz. Bas abi bas bas filan diyemezsiniz mesela fotoğrafçıya. Dur flaşın dolmasını bekliyorum. Allah neyi bekliyor? Buradaki beklemek kardeşim pil yetmiyor işte yani dolmasını o yüzden bekliyorum. Allah'ın haşa yetmediği ne var ki beklesin? Ne var ki beklesin? Burada halim olmak, hilm sahibi olması Allah'ın ertelemesi veya mühlet tanıması başka bir şey, başka bir şey. Kur'an onu söylüyor. Azaplarını artırmak veya işte başka yerdeki gibi eğer hayatı sonlandırmamak, hayatı devam ettirmek. Tağut'la alakalı şimdi birazdan dua ayetinde söyleyeceğiz. İnsanların bir kısmını bir kısmıyla karşı karşıya getirmek suretiyle diyor. O cümlenin sonrasında da eğer böyle olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Eceliniz olurdu diyor o da. Yani eğer insanların bazısını adaleti sağlamak için ceza veriyor olmasaydı adaleti yürütücü insanlardan bazıları bu dünyada problemdi. O zaman bozguncular dünyaya hükümran olur, yeryüzünde hayat bırakmazlar. Dolayısıyla iyiler bozguncuları cezalandırır. Nerede? Mahkemelerinde, adaletle. Yetkili kimseler yapar, kafasını esen değil. Kuralları var bunun. Eğer bu kural böyle işlemeseydi yeryüzünde, Allah bunu böyle yapmasaydı, yeryüzünde hayat olmazdı. İlk bozguncudan itibaren ki eğer Kabil'e bırakırsanız hesabını kimse ona sormasın diye baktı balık yan gider diye herkesi öldürebilirdi ilk anda. İnsanlık biterdi. Dolayısıyla adaletin sağlanmasını insanlara Allah görev olarak veriyor ve bu iyi insanlara, adaletten yana ıslahçı insanlara, bozguncu, fesatçı insanlara karşı adil olmaları, ceza hak ediyorlarsa ceza vermeleri gibi bir yetki insanlara Allah vermeseydi, bazısıyla böyle idare etmeseydi dünyada hayat kalmazdı. Şimdi hayatiyetin devam etmesi için, insana verdiği görevi insan yapması için ilahi bir müdahaleyle, manipülasyonla böyle olurdu çünkü kurduğu düzeni alt üst etmemesi için Allah'ın kendi ilahi düzenine Allah mühlet veriyor. Bu mühlet esnasında kafirler, şunlar, bunlar, kötüler, münafıklar ne derseniz, facirler, günahkarlar o günahı artırmak, yaptığı hatayı daha fazla yapmak Kur'an'ın tabiriyle söylüyorum. Gamra çamur demek ama Müminin suresinin 53, 54, 55, 56. ayetleri bunlar. Çamurlarında daha fazla bulanmak suretiyle üzerindeki kiri artırıyorlar. Artmış kirinde daha fazla cezası oluyor aslında. Yani bu artırmanın da bir kere şöyle saat açık büfe gibi değil. Bir kişi geldiniz değil mi? Bir kişi para ödüyorsun. Kaç para? 60 TL. 60 TL. Ne yersen ye diyor. Hayır böyle değil. Açık büfe değil bu azap gönderme işi. Sen ne yaptın? Kafir oldun. Ondan sonrakilerden hesap sormuyorsun falan. Öyle şey mi olur? Ne kadar iş yapıyorsanız, ne kadar günah işliyorsanız zerre kadar hepsi sepete ekleniyor. Hepsi sepete ekleniyor. Çıkışta hepsinin parasını ödeyeceksin. Bu. Şimdi yani Allah şöyle demiyor. Ben sana Ağustos 2005'ten beri mühlet verdim. Ondan sonrasının zaten hesabı sor. Zaten o kadarın hesabı sorsam o böyle demiyor. Diyelim atıyorum ben rakamı tarihi. Ağustos 2005'ten beri mühlet almış birisi var diyelim. Kader-i ilahide. Ağustos 2005'ten beri ne yapıyorsa onları da Allah ekliyor. Çamurda yuvarlanma tabiri bu. Bozgunlarında, kötülüklerinde devamlı ekliyor. Katman katman oluyor böyle. Yani kalap bağlama derler. Böyle hani tezek için kullanılıyor da. Üst üste. Hani arkeolojide de var ya böyle. Bu şu devir, şu devir, şu devir diye katman sayıyorsunuz. Adamın günahları katman katman olmuş. Mühlet verdikten sonrası hesaba dahil değil. Öyle açık büfe hesabı mı bu? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Allah kendi düzenini bozmuyor. Yeryüzünde hayatı devam ettirmek için insanlara adalet görevi veriyor. Bazı insanlar bazılarına adaleti uyguluyor. O bazıları da suç işlememek için işlemiyor. Adaletin kılıcı tepelerinde bitivermesin diye.
Şimdi abi Dolayısıyla bunu bunu da Allah mühlet vermesin. Tekrar ediyorum ya. Bağışlayın, kusura bakmayın, böldüm. hesabını bunu. Ben temenniyle davranamıyorum böyle durumlarda. Allah mühlet vermesin. Ya ne yapalım, pilin dolmasını bekliyoruz filan. Yani şarj İngilizce'de kelime olarak da o şarj. Yani yerinin dolmasını beklemiyor Allah. Şunu da ya sevgili kullarım, bakın o kadar dua ediyorsunuz. Ama ben onun şunu yapmasını bekliyorum. Bir onu yapsın, ben göstereceğim onun gününü. Bu bizim planımız kardeşim. Yani. Bu bizim planımız. Suçluyu polis takip eder. En son bir yere gelir küt diye orada. E kardeşim 3 aydır takip ediyorsun. Niye ilk anda enselemediniz? Dersiniz yani polise. E bu bizim düzlemimiz gördüğünüz gibi. Allah'ta böyle bir şey yok. Allah bir şunu da işlesin. Tam o zaman kestireceğim köşede. Hayır, köşeye sıkıştırma, zayıf düşürme falan. Allah'ın buna ihtiyacı yok ki. Allah muhtaç değil ki. En güçlü olduğu zaman da tekrar söylüyorum. Bağketen kelimesi var Kur'an'da. Aniden. Türkçesi küt diye. En güçlü, en zirvede ve bu güven, zirve kendini adamın acayip böyle şımartmış. En zirvedeyken küt diye düşer. Yerde yürüyen düşse ne olur? Yukarıdan düşünmüyor. Paldır küldür. Parçalanır adam demek. Bu. Şimdi biz bir izleyicimize yanlış mesela bir hayır istiyoruz, dua ediyoruz. Yani bir kötülüğün bitmesini istiyoruz, bir iyiliğin gelmesini istiyoruz ve bunda diyoruz ki ya bir an önce, değil mi? Acilen diyoruz dua ederken. Bunda isterken hani dua ederken teenniye gerek yok anladığım kadarıyla. Yani Yok. Allah'ın o hayrı olabildiğince çabuk göndermesi ya da bu kötülüğü üzerimizden olabildiğince çabuk kaldırması için dua etmekte bir mahsur yok. Hayır, Yunus suresinin 11. ayet Değil işte. mi? Yani hayrı size acele gönderiyor diyor. Tekrar okuyayım. Velev yuacilullahu, şayet Allah acele etseydi linnâs, insanlar için, şerra, şerde acele etseydi, istihcalehum bil hayr, hayırda acele ettiği gibi, hayrın aceleliği gibi şerde aceleci olsaydı Allah. Allah hayırda aceleci zaten. Ve teenni de hayırda acelecilik. Teenni peygamber davranışının bir rengi. Allah'ın en sevdiği şeylerden bir tanesi teenni. O zaman yani burada acelecilik hayırda acelecilik. Şerde teenni, kötüye sonuçları, eğer arızaları davranışı bozacaksa, telaş mesela, kilin züccaciye dükkanını dağıtması gibi, bozacaksa burada acele etmememiz gerekiyor, teenni gerekiyor. Fakat hayırda acele ederiz. Hayrın özelliğidir acil olması zaten. Ertelenmez hayır. Ertelerseniz bütün salih amel belirleyen şey, tekrar battaniye misaline döneyim, vakti muteber yaparsa ameli. Yani iftar saatinden sonra mesela oruç tutamazsınız. Zilhicce'nin 9, 10 ve 11. günleri haricinde hac yapamazsınız. Muteber kılan salih ameli, salih amel yapan vaktidir. Kış yardımını, kışın battaniye yardımını yazın yapamazsınız. Yazın adama zulüm olur o yardımınız. Bir adam mesela işte suyu var, ırmağın kenarında, yiyeceği yok. Biz size kaynak suyu bağışında bulunalım. Bu zulüm olur. Zulüm olur. Ne zaman? Çöldeyken adama yapacaktın onu. Vakti muteberleştirir. İtibar edilen şey salih amel de vakittir. Eğer vakitsizse amel fasit amel olur. Batıl amel olur. Yani cerrah ameliyathane de iken zamanda bistiriyi kullanıyorsa güzel, ama eve gelip milleti kesiyorsa, sokakta millet kesiyorsa, polis silahını çatışma esnasında kullanıyorsa muteber olur. Asker bir haklı bir savaş esnasında silahını kullanıyorsa muteber olur, ama vatandaşına doğrultuyorsa namlusunu, o batıl olur. Yani zamandır asıl salih ameli itibarlı hale getiren. Hayırda da hayrın zamanıdır zaten bir şeye hayır yaptıran. Bazı hayırlar, su içmek, iftar, Allahu Ekber dedi hoca, hemen en makbul işi olur. Ama iftar saatinden 5 dakika önce en kötü iş olur su içmek. Yani hayırda acele etmek ve hayrı acil istemekte hiçbir beis yok. Yani nereden anlıyoruz? Yunus suresinin 11. ayeti diyor. Şimdi müzikte metronom diye bir kavram var. Evet. Hayati önem taşıyor. Tamam. Eğer şarkıyı doğru okumak istiyorsanız, hele de bir orkestra ise, söz konusu birden fazla enstrüman birlikte çalacaksa bu sazı, metronom çok önemli. Metronomu da genelde ritmi perküsyoncular belirler. Şarkının girişinde bazen duyarsınız işte Hı. baterist ya da perküsyoncu çubukları birbirine vurarak
şarkının ritmini aslında diğer müzisyenlere de verir. Kaç vuruşluk işte nasıl bir şey olacağını verir. Şimdi toplumsal anlamda hayatımızda teenniyi kaçırdığımız, ritmi kaçırdığımız zamanlar var. Daha doğrusu evet. Sık sık böyle yaşıyoruz. Az evvel bir izleyicimiz yazdı. Mesela Avrupa'da gelişmiş bir ülkede bir bisikletli yolda rahat rahat ilerler ve arabalar da onun arkasında bekler. Ya da ihtiyar birisi yaya geçidinden geçer, son derece slow bir şekilde geçer, insanlar da bekler. Kimse kornaya basmaz, kimse oflamaz, poplamaz. Çünkü hayatın ritmi doğru başlamış. Yani perküsyoncu doğru yerde ritmi vermiş ve insanlar bu ritme göre yaşamaya devam ediyorlar. Şimdi biz nerede ritmi kaçırdık ki? Ya da nerede yanlış metronoma göre şarkıyı çalıyoruz, söylüyoruz ki? Aceleciyiz, düzensiz bir hayatımız var. Çabuk yapmamız gereken şeyi geç yapıyoruz. Sakin yapmamız gereken şeyi hızlı yapıyoruz. Teenni yerine tembellik almış. Teenninin yerine tembellik almış. Bunun sebebine dair ya da çözüm yoluna dair bir fikriniz var mı abi? Yani gerçekten aceleci bir ülkeden geldik buraya. Siz de şu an bulunduğunuz yer dünyanın en sakin ülkelerinden birisi. Ama İstanbul'dan ayrıldığınız mahalleyi biliyorum. Aşağı yukarı evlerimiz yakındı. Yaşadığımız yerleri biliyorum. Yani korna sesinden, gürültüden, trafikteki kavgadan bezmiş insanlardık yani. Ama şimdi geldik ki normal bir hayatın içinde bulduk kendimizi. Tabii belki bu bahsettiğim şey dini terminolojinin dışında bir şey ama. Kavram güzel. Dini terminoloji. Hayır, ahlaki bir şehrin bir ahlakı var. Yani yaşamanın bir ahlakı var. Medeniyet, binanın bir ahlakı var. Gürültü ahlaksızlıktır ya, gereksiz yere. Gürültü bir azaptır. Değil mi? İşkencedir aslında. Sessizlik bir ödüldür. Yani ben hayatım boyunca böyle düşünüyorum. Ve cennetin vasıflarından bir tanesidir. Cebrail'in, Efendimiz Hazreti Hatice ile alakalı bir sözü var. Onun içerisinde onu içinde sessizliğin olduğu bir cennetle müjdele diyor. Cennet halinde sessizlik. Cennet sessiz bir yer. Dünyayı da sessiz hale getirirsek cennetleştiririz aslında. Yani dün ikidir Ramazan'da tekrar ediyoruz. Yahudi din alimi, eski din alimi sonradan sahabe olunca diyorlar ki sizin Tevrat'ta ne diye anlatıyordu hatırlarsanız. Çarşıda pazarda bağırmayan adam diye anlatıyordu Tevrat peygamberi diye. Çarşıda pazarda bağırmayan, dua ederken bile bağırmasına izin vermeyen bir din. Peygamber var karşımızda. Yani tekrar aynı cümleyi tekrar söyleyeceğim. Kur'an'ın ayeti inne enkeral esfat tesavvutul kamir. Bağıran eşek sesi. Enkeral esfat. En münker, en çirkin ses. Seslerin en çirkini. Hazreti Lokman'ın oğluna nasihatı. Dolayısıyla şehrin bir ahlakı var. Yani bizim hali, sizin dediğiniz, sorduğunuz şey bende şu. Biz olma konusunda çok acele ettik. Acele ediyoruz. Hemen olsun istedik. Mesela ideallerimiz var. Hemen olsun istiyoruz. Veya bu ideallere bedel ödemeden hemen sonucunu talep ediyoruz. Yani biz okula kaydoluyoruz. 1 Eylül itibariyle tıp fakültesine, Hacettepe Tıp Fakültesine kaydoldum. 2 Eylül'de ya da 2 Eylül'de diyorum ki diploma hazırladınız değil mi, diploma falan diyorum. 7 yıl dayı, 7 yıl gideceksin sen okula. Yani biz de bu 7 yılı vermeden acelece biz hemen en iyimiz Eylül'de kaydoldu galiba ya. Haziran'da gidelim. 5 Haziran'da gittim. Diploma hazır değil mi falan dedim mesela. Öğrenci işlerine. Biz bunda acele ettik. İyi bir insan, iyi bir dindar, iyi bir vatandaş, iyi bir tebliğ endişesi taşıyan bir Müslüman mesela, iyi bir herhangi bir pozisyonda, neresinde duruyorsanız, mürit, şeyh, hoca, işte talebe, bunlar da ıskaladık biz. Hemen biz 1 Eylül'de kaydolduk, 2 Eylül'de tıp diploması istedik öğrenci işlerinden. Kaydolduk ama yani ben tıpta okuyor muyum? Evet. Var mı bir kimliğiniz? İşte öğrenci kimliğim. Bakın resmi olarak öğrenciyim. Ya tamam, resmi olarak ben kulum. Resmi olarak şuyum buyum. Müslümanım falan ama 2 Eylül'de de diploma istenmez ki canım. Yani biz bu konuda emeğimiz yok maalesef. İyiliğin ne olduğunu acele etmek için, etmemek için ne olduğunu bilmeniz lazım. Yani bu bilgiyi konusunda problemler yaşadık yani. Biz hemen Hacı Umre'ye gidenimiz bir hadis eşitti. Hacer-i Resvet ile Kabe kapısı arasında mültezem deniliyor ya. Dua edenin duası makbuldür diye bir hadis var. Doğru, bu olabilir. Bu potansiyel hadisleri bunlar. Dua edenlerden bazılarının bazı duaları bazı zamanlarda makbuldür. Böyle tercüme edilir bu. Yoksa baldır küldür. Yani orada her dua eden oraya yapışanın duası kabul olsun. Güzel. Ya böyle bir şey var mı? Ben yok demek istemiyorum ama var olsaydı herkesin duası kabul olurdu oraya giden. Milyonlarca insan gidiyor. 3,5-4 milyon insan her sene gidiyor.
Sırayla nöbet beşe dua ederdik, olur biterdi iş. Öyle olmuyor. Biz mültezemde bir dua edip, bu sadece misal olarak söyleyeyim, Ramazan'da şu kadar şunu yapan, şimdi bir uyduruk bir şey dolaşıyor. Facebook'ta falan, hocam bu nasıl diye birisi göndermiş bana, Facebook'tan buldum falan diye. Bir namaz varmış işte, 4 rekat mı bir şey, şu vakitlerde kılırsan Ayet-el Kürsi ile 10 tane İhlas suresini mi okuyorsun? Böyle bir şey namazmış. Böyle bir namaz yok. Böyle bir namaz olmaz. Bir sureyi bir defa okursunuz bir rekatta. Hatta aynı namazın içerisinde. 4 rekat, 3 rekat, 2 rekatsa bir sure bir defa okunur. İkinci okumak denen bir şey varsa o mekruh olur. Böyle bir namaz var. Yaklaşık 400 sene mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ya. Saçma bir şey. Yani hiç itibar edilecek bir şey değil. Nasıl uydurdularsa artık, yani nasıl bir beceriyle uyduruyorlarsa, bu bal tefsiri falan gibi vardı eskiden, mektupçular, evet, mesajcıların bir ürünü bu. 400 yıllık kaza namazına denkmiş. 4 rekat namaz kılıyor, 3-4 rekat namaz. 400 yıl. Ulan zaten İlginç. Ortalama 76. 400 yıl kaza namazı. Bu adama kaza namazı kılma. Yani durum bu. Öğrenmiyorsun ki. Hemen paldır küldür. Mesela şunu okuyan şu olur. Şunu okuyanın şunu affolur. Şunu okuyanın şunu şu olur. Ya öyle değil, öyle değil işte. Öyle olsaydı Allah Resulü haber bekliyor, çatlıyor, savaşlarda çatlıyor. Acelesi var mesela, kendi acelesi var. Efendimiz'e Taha suresinin 114. ayetiyle Kıyamet suresinin 16. ayetinde. La tuharrik lisaneke li tacele bih diyor. Lisanını, dilini böyle acele acele kıpırdatma. Allah sana onu öğretecek. Vahye karşı acele davranan peygamberine acele etme diyor. Acele etme. Hazreti Musa Tur'a çıkarken arkasında 30 kişi falan var. Onlardan acele ilerliyor. Taha suresinin ayetleri 83-84. Ayetleri. Şimdi diyor ki ya Musa niçin acele geldin diyor. Senin acele etmenin sebebi nedir diyor. Ya Rabbi sana olan sevgimden, sana olan iştiyakımdan, kavuşma arzusundan acelece geldim diyor. Peki diğerleri? Diğerleri geride geliyorlar diyor. Onları bıraktım geride diyor. Sana bıraktım diyor. Hayır diyor. Onlar Samiri'nin yaptığı bir puta tapıyorlar diyor Allah. Allah Hazreti Musa ile konuşuyor. Acelece Tur'a çıkan Hazreti Musa ile konuşuyor. Hazreti Adem'inle Hazreti Havva'nın da ağaçla bir problem, elma yok Kur'an'da. Elma sonradan bir şey. Kur'an'da yasak ağaca, memnu ağaca yaklaşmalarında problem şu. Zaten cennettesiniz. Allah bir yeri işaretledi. Şuna yaklaşmayın. Belki bir süresi var onun. Hani cinsellik bile algılayacaksanız onu. Avret mahalleleri açıldığı için. Böyle algılayan bile olsa her iki durumda da bu aceledir. Hazreti Adem'in de Hazreti Havva'nın da dünyaya gelme sebebi aceledir. Hazreti Musa'ya acele ettim diyor. Sen acele ettin. Hayır, onlar seninle değil. Artık puta tapıyorlar onlar diyor. Sonra Efendimiz'e acele etme diyor. Ne kadar büyük isimler saydık, gördünüz mü? Acele etme, acele etme diyor. Peygamberine acele etme diyor. Uyarıyor. Hazreti Musa'ya, Efendimiz'e diyor. Hazreti Musa'ya diyor. Hazreti Adem'in olayı tamamen aceledir zaten. Yani pişmanlığının kaynağı aceledir Hazreti Adem'in. Şimdi bu kadar acele etme uyarısına rağmen bize yasak ağaçlara biz yaklaştık. Biz herkes bizimle arkamızdan geliyor zannettik. Yani Musa gibi, Hazreti Musa gibi. Yok, onlar benimle. Hayır, insanlar bizden kopuk, putların peşine takılan İsrailoğulları gibi, Musa'dan kopuk, neleri kendilerine tamah meta ilan ettiler. Biz zannettik ya bu benimle beraber. Hala işte meşhur bir şey var ya, Moğol Timur'un filleri misali. Evet, ben zannediyorum evet. Halk benimle yürüyor, arkadan geliyor. Hayır, millet gitmiş. Paraya gitmiş, şana şöhrete gitmiş. Bir yerlere angaja olmuş gitmiş. Ben zannediyorum hala mübarek, muhterem kişiler olarak halkamızda beraber hu çekiyoruz. Öyle olmuyor. Ne Samiriler çıktı, ne altınlar eritip, ne putlar yaptı. O putların ağzıyla kıçı arasından rüzgar girince ne ıslıklar çaldı, neler oldu, neler bizde. Problem bu. Bunu konuşacaksak bunları da konuşmamız lazım. Yani bizde maalesef bu oldu. Biz hemen acelece bize gelen şeyleri bir anda öğrendik zannettik. Efendimiz'deki gibi diyeyim mesela. Bu hata değil bu. Ama yavaş ol, yavaş ol. Allah onu sana sindire sindire öğretecek. Biz dedik ki 3 kişi, 5 sokaktaki herkes benim gibi düşünmeli falan dedik. Güneşin doğup battığı falan zannettik ki herkese şırıngayla veriliyor bu iş. Mesela bizdeki durum bu oldu. Ben asil kimselerden bahsediyorum şu anda. Yoksa paraya, pula, şuna, şana, şöhrete, kadına, şuna, buna, şehvetinin kölesi olmuş. 3 kuruşun karşılığında bedel ödemiş. Şahsiyetini satmış adamlar. Benim ilgi şeyim değil şu anda. Yani ama biz olma konusunda çok aceleci davrandık. Ayın 1'inde kayıt yaptırdık. Ayın 2'sinde gelip hadi tıp diplomamı verin diye öğrenci işlerin kapısını zorladık.
Bizdeki Şey var problem bu. biliyorsunuz abi, yiyerek zayıflamak falan diye Evet. şeyler var. Hani yiyerek zayıflayın. Olmuyor. Yiyerek zayıflanmıyor işte. Yani eğer zayıflamak istiyorsan, bir yükten kurtulmak istiyorsan, sende bulunmaması gereken bir şeylerden kurtulmak istiyorsan, bir şeye ulaşmak, bir şeyi başarmak, bir şeyi kaldırmak istiyorsan, onun gerektiği şekilde, onun gerektiği hızda, onun gerektiği güç harcanarak, yoksa Evet. yiyerek zayıflayın. Bizim arkadaşlar yapardı onu yani. İşte koşarlardı, koşmaya giderlerdi. Dönüşte İskender yerlerdi, baklava yerlerdi. Biliyorum yani. Öyle olmuyor. Yani işin belki çok sulandırılmış hali bu ama diğer taraftan da yaptığın işin, hani siz çok o arkeolog örneğini çok güzel verdiniz. Yani küçücük fırçalarla, bildiğiniz ressam fırçasıyla falan çalışıyorsunuz. Yani küçücük küçücük tane tane, yani arkeolojik bir kazı yaparken şey kullanamazsınız yani, kazma Kazma. kürek dalalım diyemezsiniz böyle, Umut. yani kompresörlerle şunlarla bunlarla Ya dalamazsınız. Alman bir tane emekli oldu adam, geçenlerde dünya meşhur bir öldü. Bir ören yerinden emekli oldu adam. Yani Ömrü orada düşünsenize geçti, değil 300 mi? metrekare, ömür orada geçiyor. 40 sene oradasınız böyle fırçayla. Ya Yani bu acayip bir sabır ya. Ben o adamın ruh dinginliği mesela, acayip güzel bir adamdır. Yani mesela yani, o kadar sabırlıdır, o kadar. mesela ben düşünüyorum, ben kilim dokuyamam yani. Ben o kadar sabırlı biri değilim. Ama kilim dokumak sabır gerektiren bir şey. Evet. Yani mesela ben roman yazamam çünkü sabır gerektiriyor. Yani hatta üniversitede bizim roman tahlili hocamız vardı. Çok o konuda mahir bir insandı. Şu an ne durumda yaşıyor mu bilmiyorum. Allah razı olsun, iyi bir hocaydı. O mesela Türklerden iyi romancı çıkmamasının sebebi olarak bunu söylüyordu. Biz aceleci insanlarız. Biz çok aceleciyiz. Romancı çıkmaz bizden. Hikayeci çıkar ama romancı zor çıkar diyordu. O yüzden Twitter'ı çok sevdik biz. Twitter'a bayıldık. Yani tak 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 Evet. yaz gitsin. Yani O yüzden 300 kelimelik yazıya hocam siz de çok uzun yazıyorsunuz. Çok oluyor işte. değil mi? Biz de o Mesela ben yüzden sizin yazıyı aceleciyiz. okuyorum. Hemen. Ben şimdi sizin yazıyı okuyorum. Aa, ne çabuk bitti. Kısa geliyor bana. Kısa aslında. Aslına bakarsanız kısa. Evet, Özellikle yok kız. yazdığınız mecraya göre TR724'te 24'te çok uzun yazılar çıkıyor Tabii bazen. canım. Haddinden fazla uzun oluyor ama biz emek vererek bir şeyler elde etmeye yoruluyoruz yani. Hemen yoruluyor. Ama o iş o emeği gerektiriyor. Yani işte o hormonu basalım, hemen kaslar şişsin. Yani bu sonunda Elvan Aktaş'ın verdiği örneği vereyim. Yani ekonomiye dair, hani ekonomik büyümeden falan bahsediyorlar ya, ülkede ekonomi büyüyor falan. Diyor ki büyümenin iki yolu vardır. Birisi göbek yaparsınız, kilo almış olursunuz. Tartılırsınız, dersiniz ki adam kilo almış, 90 kilo olmuş. Öbür adam da tartılır, o da 90 kilodur ama o tamamen kas yapmıştır ve çok şık durur üzerinde. Öbüründe Evet. çok çirkin durur. Yani aslında teenni tam olarak bu. Eğer dikkatli Evet. yaşarsanız, düzgün yaşarsanız, bu sizde bir çirkinlik meydana getirmez. İnsanların sizden uzaklaşmasına sebep olacak bir çirkinliğe dönüşmez. Ama hemen Aslında demin hani siz söylerken araya girmesin de buyurun. şimdi kaçmasın diye gireceğim, kusura bakmayın. Buyurun. Allah bazılarından uzaklaşın diyor. Yani mesela uzaklaşmanız gerekiyor. Ama siz yok, kucaklaşma derseniz Allah'ın sizden uzaklaşmasını istediğiniz, sizin Allah'ın sizden istediği, uzaklaşmasını istediği tiplerin vasıflarını belirttiği halde. Siz hala kucaklaşayım derseniz orada bir problem yaşıyorsunuz işte. Yani bizde sorunlardan bir tanesi de bu maalesef işte dalınca gidiyor yani. Burada teenniyi kaçırıyorsa hemen herkes bir toptancılığa dönüşüyor iş. Din toptancılığı asla kaldırmaz. Tekrar söylüyorum ve her zaman buna inandım. Her kim ne derse desin. Din toptancılığı asla kaldırmaz. Eğitim kaldırabilir. Bir stada toplar sınav yaparsınız veya internetten işte üniversite bitirebilir insan. Tek başına toptancılıkla eğitim kaldırabilir toptancılığı. Sanat kaldırabilir. Milyonlarca insan aynı anda bir şey izleyebilir ve aynı zevki alabilir. Bilemezsiniz. Yani sanat kaldırabilir. Ya bir konsere gidersiniz, 2000 kişi çıtını çıkarmadan dinleyebilir. Ama bir vaaz edersiniz, 2000 kişi salih olmaz. Yani din toptancılığı kaldırmaz. Yani biz 2000 kişiye vaaz ettik. Şimdi dünyanın en büyük cemaati, dini cemaati. Tebliğ cemaati var, Pakistan kökenli. Hayat-ı Sahabe'nin yazarı Yusuf Kanaleli var, o kurucusudur o cemaatin. Özellikle İngiltere'de falan çok hakimler. Türkiye'de de var. Beylikdüzü'nde mi, Küçükçekmece'de mi büyük bir külliyeleri vardı hatırlıyorum.
Yılın belli dönemlerde dolaşırlar. Sadece anlatırlar ama. Sadece. Kapı çalıp tık 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 söyler gider. Bu kadar. Din toptancılığı kaldırmaz. Şu kadar adama anlattık. Anlattın. Sadece konuştun. Bu kadar. Sonucu ne olur? Toptan sonuç alamazsın yani. Din böyledir. Ben Yani Ebu Kubeys tepesine çıkar. Bütün akrabalarını toplar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama o Ebu Kubeys tepesinin o çıktığı günden yaklaşık 11-12 sene sonra oradan ağlaya ağlaya hüzünle oradan çıkmak zorunda kalır. Evet. Bu tebliğ mantığıyla bir defa ben karşılaştım abi tebliğcilerle. Diyarbakır'da üniversite okurken Ulu Cami'nin oralara takılırdı bunlar. Ara ara gelirlerdi. Mesela oradan geçen birilerini görünce misal beni gördü diyelim. Şş, kırmızılı gel buraya. Şş, kırmızılı. Kırmızı varsa, kıyafet ne varsa üzerinizde artık. Sizi nasıl diyelim ki saçınız yok. Şş, kel gel buraya filan. Bu kadar nezaketten, zarafetten uzak bir halleri var. Ondan sonra söyle bakalım sen bugün sabah namazını kıldın mı? Direkt böyle mevzuya girerler. Aynen. Sen bilmiyor musun ya 5 vakit namazın farz olduğunu? Bak bundan sonra kılacaksın tamam mı filan diye. Böyle emir cümleleriyle filan. Ondan sonra ha tamam peki. Ne oldu? Tebliğ yaptık. Ne oldu adam başladı mı namaza? Kesin başlamıştır. Aksine adam nefret etti. Camiden çıkıyorsun. Camiden çıkıyorsun adam sana böyle davranıyor. Ya diyorsun ki bu adamla bir daha karşılaşmayayım bu camiye gelmeyeyim diyorsun yani. Belalı mıdır? Deli midir? Nedir yani? Çok acayip. Din, dini anlatım, tebliğ, irşat ne dersek buna, davet, içinde zarafet, nezaket olmayan bir şey olamaz yani mümkün değil yani Orada başka. da teenniyle davranması lazım. Evet. Kime, ne zaman, ne şiddette, ne kıvamda, ne yavaşlıkta, ne hızda anlatacağını bilmesi lazım. Yoksa paldır küldür torbadan boşaltmaya dönüşüyor iş. Şimdi birkaç maddeyi sıralayayım. Ben teenniyi bana düşen tarafıyla bitirmiş olayım. Ne zararı olabilir? Sonucu şu, teenni olmadan davranırsak, telaş ve aceleciliğin bizim ahlaki davranışımıza, ahlaki olmasını istediğimiz davranışımıza zararlar ne olabilir? Bir tanesi özensizlik olur sonuç itibariyle. Yani sırıtır. Dediğiniz gibi kabalık ortaya çıkar. Konfüçyüs'ün harika sözündeki gibi eğer bir şeyde sadece öz varsa kabalık olur. Sadece şekil varsa gösteriş olur. İkisi bir arada şekil hem de aynı zamanda öz varsa ikisi beraber asalet olur diyor. Şimdi asil olabilmesi için özenli olabilmesi lazım. Özen gösterebilmesi için acele etmiyor. Kaç zamanda bitirirsiniz diyorsunuz bir el yapımı bir saati. Yarın gel al demez kimse. Pili de takarsa yarın gel pil takarım der. Ama o saati yapmayan 3 ay sürebilir der, 5 ay sürebilir der. Mağazadan gider takım elbiseyi alırsınız ama terziye gidince 2 hafta sürer filan der. Yani CD satın alırsınız, DVD, Blu-ray alırsınız mesela şey izleyeceksiniz. Anında alırsınız 1 dakikada ama filmi çekmek en az 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta, 1 yıl, 2 yıl süren filmler de olur. 2 yılda çekilmiş filmi sen 1 dakikada alırsın. Adam 2 yılda çeker, sen 1 dakikada alırsın. Özensiz olur. Yani acele edersek bizim davranışımıza, ahlaki olmasını istediğimiz davranışımızı özensiz hale getirir. Yakışıksız olur, çirkin olur, asaletten uzak tutar. İkincisi şu, diğerlerini yok sayar. Biz acele yapıyoruz, aynı gemide gidiyoruz, aynı yola yürüyoruz. Birimiz aramızdan hızlı yürüyor. Diğerlerini yok saymak demek. Bir hadisi hatırlatayım, iletişimle alakalı bir hadis de bu. Zayıfın ayağıyla yürüyün diyor. Yani aranızı geride bırakırsınız. Beraber yürümeye çalışın insanlarla aynı düzlemde, aynı şiddette, aynı hızda, aynı süratte. Şimdi eğer siz acelece yapıyorsunuz, diğerlerine bu en hafifinden şöyle. Ya siz biz dönerken ne derler bir laf var ya. Biz Siz oralarda siz gelirken dönüyorduk mu derlermiş. öyle bir şeydi Yani galiba. aşağılamak için. Bu Aynen. anlama da gelebilir. Acelece patır küldür yapıyor. Beraber yap insanlarla. Madem aynı sürede vereceksin, teslim edeceksin, o zaman beraber yap. Diğerlerini yok sayma olur veya aynı görevin içerisindeysek. Mesela hepimiz bir banttan giden arabayı yapıyoruz, montajını yapıyoruz. Ben en son takılacak şeyi takacağım mesela. Fakat gelip elimdeki diyelim mesela bu en son takılacak bir şey. Arabanın koltuğuna bunu takacağım. Fakat arabanın benden önce bunun altında 3 tane şey var takılacak. Şimdi ben gelip en son yapmam gereken işi en ilk ben yaparsam altta 3 kişiye saygısızlık yapmış oluyorum. Yani benim dördüncü hamleyi yapan ben, altta 3 defa hamle yapan adamların hepsini yok saymış oluyorum. Bir dini de olabilir, herhangi bir resmi bir iş de olabilir, ticari de olabilir, fark etmez. Aynı görevin içerisindeyiz, misyonun içerisindeyiz.
Benimki dördüncü aşamada yapılacak iş. Rakamları sallıyorum. Fakat benden önce şunun, 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 şunu yapması lazım. Ben gelip onları yok sayarak ilk önce kendi işimi yaparsam diğerlerini yok saymış olurum. Saygısızlık yapmış olurum. Acele etmek, diğerlerini yok saymak anlamına da yer yer gelebilir. İnsan aşağılamak anlamına da yer yer gelebilir. Orada da dikkat edilmesi lazım. Üçüncü mesele işini yapmamak olur. Acele ederseniz, mesela aceleyle bir şey yapacaksınız. Evet, süreniz doldu dediler. Yapabildiğiniz mesela pasta yarışması. 5 dakika süre var. Yapabildiniz mi? Bu pastaya benzemedi ki. Biri gelip para vermez. Ben yemem. Öteki yemez. Belki yemez. Ne oldu? Çöp oldu. İşini yapamadın. Acele edersen. Halbuki senin elinde dünyanın en güzel pastasını yapabilme imkanı varken acelen çöp ürettirdi sana. Telmihen söylüyorum. Burada pastan yerine cümle içerisinde boşta kahramanımız herhangi bir şeyi koyabilir. Fark etmez. Yani dünyanın en iyisini yapabilme fırsatı, iyi bir şey yapabilme, yani para edecek bir şey, değer biçilebilecek bir şey ve insanların nazar edebileceği, insanların yönelebileceği bir şey yapacak halin varken acelenden dolayı bir çöp üretmiş de olabilirsin. Yerde bir çöp de bırakmış olabilirsin. İşini yapmamayı da netice verir acelecilik, teenniden uzak davranmak. Sonucu ağır olur. Asıl fatura sonunda geliyor. Sonucunda ağır bir fatura bize gelir. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Hucurat suresinin çok meşhur ayeti, 16. ayeti. Müminlere size bir haber geldiğinde, size birisi haber ulaştırdığında direkt ona inanmayın diyor. Şimdi direkt inanmadığınız zaman inanırsanız eğer sonunda ne olacağını Allah söylüyor. Hucurat suresinin 16. ayeti. Çok meşhur bir ayet. Hemen metinden de okuyayım. Açamam. Beklemeyin neyse açmak için. Size birisi bir haber getirdiğinde hemen inanmayın. Araştırın diyor. Tebeyyün edin. Onu araştırın. Açığa, tek tek açığa çıkartın neyin ne olduğunu. Haber geldi. Ha zaten ben biliyordum. Zaten 4 yıl önce şu Ali Rıza'da bir şey demişti. Zaten Fatma'da bir şey demişti falan. Küt diye üstüne zanlarınızı yükleyip bir hükme varmayın. Olur ki, ayetin sonunda dediği şu. Olur ki aceleyle siz bir hüküm verirsiniz. Haber gelir gelmez bir hüküm verirseniz sonra zulmeder pişman olursunuz diyor. Zulmetmiş olursunuz. Bu da pişmanlıktır diyor. Şimdi ayet indiğinde Efendimizin bir sözü var. Bu çatı cümle olsun. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır diyor. Burada adli bir vaka olabilir, şu olabilir ne derseniz. Size bir kötü kimse haber getirdi, bir fasık haber getirdi. Fasığın haberine, bozguncunun delerek binayı yıkan adam gibi böyle kardeşlik binanızı, işte sevginizi, inanç binanızı yıkmaya çalışan bir fasık haber getirdi. Siz de küt diye inandınız, yıktınız. Altında adam bırakırsınız. Masumları ezersiniz demek. Zulmetmiş olursunuz. Sonra pişman olursunuz diyor. Bu ayet sonrasında indikten sonra Allah Resulü, ayetin ilk muhatabı Allah Resulü şöyle diyor. Acele şeytandandır. Acele işe şeytan karışır değil. Acele şeytandandır. Acele işe şeytan karışmaz. Bu yanlış bir söz. Karıştırma canım. Neyi acele yapıp yapmayacağını sen bil. Hayrın acelesi var. Şeytan nasıl karışsın? Bu yanlış bir söz. Atasözü matasözü demekle sıyıramayız. Doğrusu şu. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır. Nerede? Şeytanın hoşuna giden bir durumda acele etmen şeytandandır. Yok o durumda frenlemen, yavaş davranman. Mesela bu durumun bir örneğini veriyor ayet. Bir haber geldi size fasık, yıkıcı bir adam, bölücü bir adam size bir haber getirdi. Rahimlerin arasını açmak diyor Kur'an. Kardeşlerin arasına fitne salmaya çalışan bir adam haber getirdi. Hemen inanmayın. Hemen. Beyan olsun o. Açık açık ortaya çıksın. Hemen demeyin ki evet he ya devletimiz diyorsa öyledir. Şundan daha iyi biliyorsun. Akşam haberlerde dinledim filan diyor. Ben bizim caminin imam geçen bir şey söyledi filan diye. Hayda. Senin Kur'an'ın öyle demiyor. Devletin diyor olabilir. Caminin imamı diyor olabilir. Senin bilmem o akraban okumuş adamdır ha. Öyle boş böyle zannetme dediğin. Kodaman bir adam diyor olabilir. Ama Kur'an öyle demiyor. Senin kitabın diyor ki inanıyorsan eğer insansan sana şunu diyor. Gelir gelmez habere küt diye inanma. Hele bu haberi getiren bir adam fasıksa. Bozgunculuk, yıkmak, delik deşik etmek adamın karakteri olmuşsa. Sakın sakın diyor inanma. İnanırsan ne olur? Bu aceleciliğinden dolayı ahlaki olmasını istediğimiz davranışımız zarar görür. Bunu söylüyor. Bu cümleden sonra Peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Acele şeytandandır. Eğer acele ederseniz teenniyle davranmanız gereken yerde bu şeytanın hoşuna gider. Eğer teenniyle davranırsanız bu da Allah'ın hoşuna gider.
Teni Allah'ın sevdiği önemli bir ahlaki davranışın önemli bir kaynağıdır teni. Tıpkı itidal gibi. Evet, zaten itidalle kardeş, İtidalle iki yakın kardeş, dost. sabırla kardeş, hilm, Evet. rıfk. Bir kardeş kavram daha konuşacağız. Rıfk ve hilm kavramlarını Hı. ileride. İnşallah. Kardeş kavramları yani. İnşallah abi. Bugünkü dua ayetimiz ne Hakan Evet, abi? dua ayetimiz bugünkü, hemen açıyorum. Şimdi iki tane dua ayeti var. Benzer dualar ama çok benzer. İki farklı yerde, iki farklı topluluğun yaptığı, aynı zamanda iki farklı surede geçen iki tane benzer cümle. Birincisi Bakara suresinin 250. ayeti. Talut'un ordusundaki askerlerin duası bu. İkincisi de Araf suresinin 126. ayetindeki Hazreti Musa'ya iman eden, Firavun bir düelloya çağırıyor Hazreti Musa'yla. Sihirbazları. Sihirbazların sihirlerini yutan bir mucize gösteriyor Hazreti Musa asayı atıp. Ondan sonra sihirbazlar iman ediyor. Bu sihirbazların duasıyla Talut'un askerlerini Calut'a karşı bugünkü Filistin topraklarını emri altında tutan Calut'a karşı. Talut Hazreti Davud'un kayınpederi. Hazreti Davud da Talut'un ordusundandır. İsrailoğulları Hazreti Musa'nın ölümünden sonra yaklaşık 400 küsür sene Tevrat çok fazla gündemde değil. Kitap hatta yok oluyor gibi düşünün. O arada Sina Çölü ve bugünkü Kudüs topraklarını, İsrailoğullarının geliş Hazreti Musa'nın vefatından yaklaşık 400 seneden daha fazla sürüyor. 400 küsür sene sürüyor. 400 sene. Uzun bir süre o kendilerini Allah'ın yönlendirdiği toprağa 400 küsür sene sonra ancak ulaşabiliyorlar. İlk girişleri bu Davud'un ordusu vesilesiyle. Hazreti Davud o ordudan bir yönetici, komutan. Hazreti Davud'un oğlu var bir de Hazreti Süleyman biliyorsunuz. Sonra bunlar Yahudilerde de kral peygamberler. İslam'da da bildiğimiz kral peygamberler yani krallar aynı zamanda. Talud'u şöyle, Yahudiler diyor ki o gün aralarında bulunan bir peygamber. Kur'an ismini vermiyor. Ki peygamber geçiyor. Yeşu da olabilir, Hazreti Yuşa da olabilir. Bilemiyoruz. Yani kim olduğunu bilmiyoruz ama son döneme dair. Diyorlar ki bize bir aramızdan birisini göndersin yönetici, ordu komutanı filan. O da Talud'un olduğunu söylüyor. Kim? Talud mu? Filan diye aşağılıyorlar. O mu yönetici olacak bizim komutanımız filan diye. Ama emir öyle olduğu için Talut komutan oluyor. Daha sonra bir orduyla sefere çıkıyorlar. Kur'an'da ayet bu. Bakara suresinin bu devam eden 250 küsur ayetleri. 250. ayetin önü arkası. Bir ırmakla onları imtihan ediyor. Irmağa geliyor. Bazıları içecek, bazıları içmeyecek. İmtihanları bu. İçenler kaybediyor. Biz zaten Calud'un ordusunda direnemeyiz. İçmeyenler suyu içmeyip suyu kendileri savaştan sonra kazandıkları toprakta içenler. Bu. Hemen ganimetten istifa, önden peşin ücreti alanlar, vazgeçenler, sonradan görevini yapıp sonradan ganimeti alanlar gibi. İkiye ayrılıyor. Bu suyu içmeyen salih kimselerin duası. Irmak önlerine geliyor, korkuyorlar, yanındaki birçok insan korkuyor. Irmak önlerinde içmemeleri gerekiyor. İçmiyorlar, geçiyorlar karşı kıyıya ve Calud'un ordusuyla savaşıyorlar. Calud'un ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde velemma berazu li onlarla mübarezi olduğunda bir savaş karşılaşması meydana geldiğinde ve cunudihi kalu sonra Talut'un ordusundakiler şöyle dedi, askerleri şöyle dedi. Rabbena, Rabbimiz Allah'ım efri aleyna sabran bizim üstümüze sabır boşalt. Fari sabır boşalt. Sabrı gökten bize yağmurun yağdığı gibi bize sabır yağdır. Çünkü ona çok ihtiyacımız var şu anda. Methabbit ekdamena ve ayaklarımızı sabit tut. Şurada sabit tut. Geriye dönmeyelim. Korkumuz bizi ilerlemeye de mani kılmasın. Korkumuz ilerlememize mani olmasın. Ayaklarımızı sabit tut. Sabit tut. Geriye dönmeyelim. Mensurun alel kavmi kafirin. Kafir bir topluluğa, sana karşı inkarcı olmuş bir topluluğa karşı da bize yardım et. Nusretini gönder. İkincisi Hazreti Musa'ya iman eden büyücülerin duası. Sonra büyücüler Firavun diyor ki ben sizi büyücülerle Hazreti Musa karşılaşıyor. Ondan sonra büyücüler Hazreti Musa'nın mucizeleri sonrasında Allah'ın verdiği mucizeler sonrasında iman ediyorlar. Firavun diyor ki siz bana sormadan mı iman ediyorsunuz? Sizin ayaklarınız elleriniz çapraz çapraz kesişsem göreceksiniz filan diyor. Onlar da Ömer tenkınu minna bizden senin intikamın şöyle olacak. İlla en amennâ bi ayati rabbina. Bizim Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimizden dolayı sen bizden intikam almak istiyorsun.
bize hıncının sebebi, hınç duymanın sebebi bu. Durduk yerde büyücüler pat diye iman, doğru bu da olabilir ama büyücüler dinden anlayan insanlar, peygamber nedir bilen insanlar belli ki kendileri mağlup olduğunda evet buymuş diye takdir ediyorlar. Hazreti Musa'nın daha önce görüşmeleri de olmuş olabilir. Kur'an buralara detay vermiyor. Büyücüler sonra iman ediyor mucize sonrasında. Şimdi ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalan Firavun'un karşısında Firavun'un korkuttuğu büyücüler de aynı cümleyi söylüyor. Rabbena efşe galeyna sabran. Ya Rabbi bizim üstümüze yağmur gibi sabır akıt. Yağmur gibi sabır boşalt. Ve teveffena müslimin. Burada da güzel bir cümle var. Diğerinden farklı bir taraf bu. Bizi Müslümanlar olarak vefat ettir. Ölüm geldi görüyoruz. Adam bizi kesecek doğrayacak belli. Ya Rabbi iyiyse mi biz Müslümanlar olarak ölelim. Beklenen son korku içerisinde adam bizi tehdit ediyor belli. Ya Rabbi beni bu korkuyla dinimi, imanımı, sana olan inancımı ki onun bana nefreti zaten o yüzden sana inandım diye bu. Rabbim Allah'tır deyip dost doğru olduğumuz için böyle oluyor. Dolayısıyla imanımı kaybettirme. Böyle öleyim. Bu korku bana imanımı kaybettirmesin. İnancım, inanç yitimine sebep olmasın. Birisinin beni tehdidi. O yüzden ya Rabbi üzerime bu tehditler karşısında dayanabilmem için sabır yağdır. Tenili davranabilmem için sabır yağdır. Yağmur gibi yağdır. Talut'un ordusundaki askerlerin duasına tekrar dönelim. Ya Rabbi bir imtihandan geçtik. Karşımızda devasa bir ordu var. Güçlü gözüküyor. Hatta aramızdan bazıları gücünden dolayı yok canım biz onlarla. Mümkün değil. Dediler ve suyu içip imtihanı kaybettiler. Mücadele eden geri kaldılar. Ve sen bir tek tahmine dedi ya ayaklarımızı sabit kalın. Ayağını gerisin geriye çevirip döndüler. Korkularından dolayı. İmtihanı da kaybettiler. Ya Rabbi bizi korkutma. Karşı korku salıyor olsa bile korkutma. Çünkü korku ayağımızı sallandırabilir, ayağımızı çevirebilir. Ayağımızı sabit tutmamız için bizi korkutma duasıdır bu. Korkmamamız için ne gerekiyor? Sabır. Ya Rabbi onda yağmur yağdırıyorsun ya. Tıpkı yağmur yağdırmak gibi. Efri aleyna sabran, sabır yağdır bizim üzerimize diye dua ederek Allah'tan bir teenniyle bir korku salıcı karşısında durmaya çalışıyorlar. Kim eder bu duayı? Kim etmeli? Zaten hepimiz ederiz ama bir korku merkezi, kendini herkesi korkutma merkezi gören, herkesi korkutabileceğini düşünen, çapraz eller ayaklar kesmek gibi veya devasa kalabalıklar oluşturmak gibi insanlara bana sormadan mı inancınızı düzenliyorsunuz diye insanların her şeyine karışıp her şekilde korkutmaya çalışan birilerinin karşısında Allah'tan sabır dilemek isteyenlerin yapacağı duadır bu. Niye sabır diler insan? Şundan dolayı ya Rabbi sabır ver çünkü karşımda korkutucu birisi var. Korkunç da olabilir bu. Korkutucu birisi var. Korkmayayım bundan. Korkarsam ne olur? Ayağım kayar. Ayağım kaymasın ya Rabbi. Ayağım kayarak bir Müslüman olarak ölmeyi istiyorum. Ayağım kaymasın. İki duayı birleştirelim. Bir Müslüman olarak ölmeyi istiyorum. Ayağımı kaydırma. Ayağım kaymasın diye de ya Rabbi ne olur? Gökten bana bu korku salmaya çalışan topluluk veya korku salmaya çalışan kimseler, güç merkezleri gibi kimseler karşısında da gökten yağmur indirdiğin gibi bana sabır indir duasıdır. Rabbena efşek aleyna sabran ve sebbit ekdamena mensurna alel kavmi kafirin. Bakara 250'deki Talud'un ordusundaki askerlerin duası. Araf suresinin 126. ayetindeki Hazreti Musa'ya iman eden Firavun'un tehdit ettiği büyücülerin duası da Rabbena efşek aleyna sabran ve teveffena müslimin duası. Amin. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kahretsin. Sevgili izleyenler, bugün de en iyi konuştuk. Yarın başka bir başlıkla yine Türkiye saatiyle 19.30'da bir aksilik olmazsa inşallah burada olmaya çalışacağız. Bana hasta mısın diye yazanlar var. Yok değilim, iyiyim. Biraz yorgunuz yani Ramazan yorgunluğu ondan olabilir. Ya yani ekrana size öyle yansıyor olabilir. İyiyim ama çok şükür. Teşekkür ederim Allah razı olsun dert ettiğiniz için. O şeyden olabilir. Yani şimdi Hakan abi anlatan kişi olduğu için onun böyle yorgun görünmeye fırsatı olmuyor. Evet. Benim böyle benim fırsatım var yorgun görünmeye. O yüzden öyle geliyor olabilir. Ama iyiyiz çok şükür. Bir sorun yok. İnşallah sizler de iyisinizdir, iyi olursunuz. Allah sağlık, sıhhat versin hepinize. İnşallah yarın yeniden görüşürüz bir aksilik olmazsa. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.